Size bugün elektromanyetik dövimetri anlatacağım. Elektromanyetik dövimetrinin elektriksel bağlantıları, olası problemler, parametreleri vesaire bunlardan bahsedeceğim. Cihazımız bu şekilde açılıyor. Anlık debi ve toplam debiyi buradan görebiliriz. Boş boru alarmı diye şu an bir uyarı veriyor. Elektriksel bağlantısına geçiyorum ben. Şurada gördüğünüz gibi artı ve eksi 24 voltu bu şekilde bağlıyoruz. Pulse bağlantısında P out ve COM'u aktif bağlantı olarak bağlıyoruz. Miliamper bağlantısında ise out ve COM'u aktif bağlantı olarak bağlıyoruz. TRX artı TRX eksi bizim modbus bağlantımız ve alarm çıkışlarımız mevcut. Elektriksel bağlantısı bu şekilde. Şu an boştayken 4 miliamper çıkış veriyor, görüyorsunuz. Ve pulse bağlantısı da dijital input'umuza ve GND'mize gidiyor burada. Ürünün şimdi parametrelerine bakacağız. Öncelikle size tuş takımından söz etmek istiyorum. Compound, aşağı, yukarı ve Enter tuşu. C ve Enter tuşuna basarak parametre ayarına girebiliriz. Enter dediğimizde şifremiz 07206. C ve yukarı ile sağa geçiyoruz. C ve aşağı tuşuna basarak sola geçiyoruz. Şifremizi giriyoruz. 06. Menüye girmek için ise tekrardan C ve Enter diyoruz. Dil Türkçe. Haberleşme adresi bu Modbus ile ilgili olup Modbus adresi atama. Baud hızı 9600. Burada sensör boyutunu giriyoruz. Akış birimi metreküp saat. Bunları seçebiliyoruz. Akış aralığı 71 metreküp saat cinsinden. Akış cevap dediği bizim dumping time'ımız. Bu 4 saniye, 2 saniye bu şekilde değiştirebiliriz. Akış yönü negatif, pozitif olarak değiştirebiliriz. Akış kesme bu low cutoff, yani %1'in altını okuma, göz ardı et demek. Akış kesmeyi aktif veya pasif hale getirebiliriz. Toplam birimimiz metreküp. Bunu 0.1 metreküp. 0,01, yani desimal point, yani virgülden sonra ondalık kısım olarak gösterebiliriz. Pulse akım aktif. Analog tip 420 mA seçili oluyor genel itibariyle. Pulse tipimiz pulse veya frekans olarak seçebiliriz. Genelde pulse çıkış alındığı için pulse olarak seçiliyor. Pulse katsayımız, bunu mesela 1 metreküp yaptığımızda 1 metreküpte 1 pulse veriyor cihazımız. Boş boru alarmı, bunun gibi alarmları buradan set edebiliyoruz. Burada kalibrasyon faktörü var. Her ürünün kendine özgü bir kalibrasyon faktörü var. Yani ürünün meter faktörü diye geçer. Bu ürünün meter faktörü 1.7711'miş. Bu kadar. Cihazda olası problemlerden bir tanesi flaşör yapması sürekli. Bunun da sebebi güç kaynağının yetersiz olması. Bizi her zaman daha harici bir güç kaynağı ve yeterli güçlü bir güç kaynağı kullanılmasını öneriyoruz. Bu ürün 24 volt 250 miliamper ile çalışmaktadır. Yani yeterli gücü budur. Doğal olarak toplamda 6 watt güçle çalışmaktadır. Biraz önce taktığımız transformatörün gücü ise toplamda 3.5 watt'tı. Bundan dolayı flaşör yapıyordu. Şimdi size uyarılardan bahsedeceğim.
boş boru alarmı uyarısı. Şu an hatta herhangi bir şey geçmediği için boş boru alarmı veriyor. Düşük debi alarmı var, yüksek debi alarmı var. Bu tarz uyarıları görebilirsiniz. Bunlarla ilgili çıkış da alabilirsiniz alarm çıkışlarından. Olası problemlerden devam ediyoruz. Olası problemlerden birisi de düz boru mesafesinin sağlanmaması cihazlarda. Bu cihazlarda düz boru mesafesi önemli. Hat çapına göre değişen bir düz boru mesafesi skalası var. Hattan öncesinde, yani debimetreden öncesinde işte hat çapının 5 katı kadar, sonrasında 2 veya 3 katı kadar bir boşluk bulunması gerekiyor. Suyun laminar akışının sağlanması için. Ondan sonra bir diğer problemlerden biri de su iletkenliğinin çok düşük olması. Yani böyle olursa su geçişinde herhangi bir değer okumayacaktır. Çok düşük iletkenli geçişlerde herhangi bir değer okumayacaktır veya yanlış değer okuyacaktır. Bu kadar.